hürmetli izleyiciler, candan aziz edebiyat sevenler, Irak'ın aydınlık yüzü olan Türkmenli televizyonundan herkese merhabalar. Genç kalemler programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet değerli ve hürmetli izleyiciler, genç kalemler programı her hafta bir genç şairi buraya davet edip, yeteneklerini göstermek için, genç yazarlara önem vermek için, içlerindeki duyguyu bizlerle ve sizlerle paylaşmak için. Genç Kalemler programında güzel sözler, güzel sohbetler, güzel şiir ve hürriyetler olacaktı. Sakın bizden ayrılmayın. Evet değerli ve hürmetli izleyiciler, bu haftaki konağımız Altın Köprü'den olacaktı. O da kıymetli ve değerli bir genç yazar bizimle bugün. O da Özel Demirel Köprülü. Özel Bey, çok hoş gelipsen, sefalar getiripsen. Hoş bulduk, sağ olasız, var olasız. Özel Bey, haz edirəm kendini bir tanıtırsan bizlere ve sayın seyircilerimize daha güzel olur, öz dilimden. Ben Özel Demiral Köprülü, Altın Köprü'de doğdum. Böyük Köprü mahallesinde dünyaya göz açtım. Doğumum 1983. Çok güzel. Özel Bey, hemen şehre geçmezden önce ben onu istirəm sorum senden. Her genç şair kesin yenge kalem tutanda bir kimselere tesir oldu doğrusu. İlk adımı da kimlere tesir oldu, kimin şiirlerine göz attı, yani onu bir açıklasa bizler için. Vallahi ben yenge başlayandam, ben. Rahmetli Ata Terzibaşı'nın şiirlerini, kitabını okurdum. Ben. Ve Ustad Faruk Fayak Çöplü'nün ve Abdülaziz Semin Bayatlı'nın afiyetini onda. Ustad İbrahim Koryalı, bəli. Bunların kitaplarını çok okumuşam, onları çok etkilenmişam. Bəli. Hemen şiire geçelim. Ne hazırlayıbsan? İlk şiiri ne üzerindedir, ne olacaktı? İlk şiirim Gurbet üzerindedir. Bəli, hemen alakın sebebiniz. İlk şiirim Gurbet. Bəli. Bilirim çakışsan, Gurbette acı. Bilirim çakışsan, Gurbette acı. Resmuva dağılır, kardeştan bacı. Nenem diyersen sen, derdim ilacı. Sen cidane evde, gülmür üzler. Dön gel bir de kardeş, şad olak bizler. Cidende tutmadı babanın sözün. Gam, kahir, hasretle bıraktı özün. Bastı gurbet, dön gel, sil yaşlı gözün. Sen cidane evde, gülmür üzler, dön gel bir de kardeş, şad olak bizler. Cidane her günümüz, geçiri sene, arkadaşları udan, gel kavuş cene. Balasın görmedi, öldü çok nene. Sen cidane evde, gülmür üzler, dön gel bir de kardeş, şad olak bizler. Çok güzel, ağzına ürək göz sağlık. Sağ ol, var olasın. Özel Bey, hemen ben istedim yorumlayayım doğrusu şiiri. Gurbet şiiriyle başladı. Bu şiiri her zaman yazıbsan, neydi olayı bir açıklasa bizler için? Vallahi bu şiiri yazdım 2008 yılında. Bəli. İşte böyle, ne de diğer toplumun içinde bazı arkadaşların bazı şeylerin olayı görsen, bəli. Etkilensen ona göre bir şeyler yazsan, ben de bir böyle vakıf gördüm, yazdım. Çok güzel. İyiydi. Özel Bey, hemen ben sorsam senden, şiir yazmaya ne zaman başladın? 2001-2002 yıllarındaydı. Bəli. Şiirden başladın ya Xoriyyat'tan? Xoriyyat'tan. Xoriyyat'tan? Bəli, Xoriyyat'tan. Çok güzel. İyiydi. Xoriyyat'tan arau necədir? Yani ben insan var, indiyar, ben Xoriyyat'ta cinas seviyorum, maya dörtlüğü seviyorum, maya kanatlı Xoriyyat'lar seviyorum. Sen ne türler Xoriyyat'lar yazardın? Yani? Vallahi ben cinastan başladım. Bəli. Ama dörtlü de yazarım, kanatlı da yazarım, hepsini de severim. Çok güzel. Çünkü hepsi Xoriyyat Türkmanı kimliğidir. Bəli. İyiydi, dişi hemen hemen bizim genç şairler ilk yazanda hemen hemen Xoriyyat'a başlar. Yani bunu bir aslam senden. Hemen yani baksan şiir dalına girdiği zaman resen baksan Xoriyyat'a başlar, cinasiye başlar veya dörtlüğe veya dediği ki uzun kanatlı Xoriyyat'lara başlar. Şiir yazmak biraz zaman ister. Biraz vakit ister ve Xoriyyat küçük parçada bir şey ifade etmek için ona başlanlar.
Yani dört mısrata ifade olur. Dört mısrata bir şey ifade etsen. Ha. Bəs şiir zaman ister, daha söz kültür, ister. Daha kültür de daha, ister. Ve nedir? Evet. O zaman ikinci şiir o geçerli. Ne hazırlayıbsan bizim için? İkinci şiirim. Bəli. O cündən sən gedibsən. Yani sevda şiiri. Sevda şiiri, bəli. Ya, o zaman alalım sana. O cündən sən gedibsən, xəyalımdan yaşıram. O güzel aşkımızı bu cevlimdə taşıram. Əlim bir iş tutmur, ne yaptıysam taşıram. Yeter dön gel, güzel, artık sabrım kalmadı. Cevlimdəki yeri o, hiç bir kimse almadı. Bilmirəm ne oldu sana, haralara getdiysen. Bilmirəm ne oldu sana, haralara getdiysen. Necə belə aldandım? Kimin sözünü etdiysen? Ardudan neler gördüm? Gel bak mənə niyə etdiysen? Yeter dön gel güzelim. Artık sabrım kalmadı. Cevlimdəki yeri o, hiç bir kimse almadı. O güzel bakışları göz ucundan itmir. Cevlim seni sevibdi, başkasına getmir. Ayrılığın derdine aklım bile yetmir. Yeter dön gel güzelim, artık sabrım kalmadı. Öcündən sen cidane, kimse cevlim olmadı. Güzel, ağzına ürəyinə sağlık. Eydi bu şiiri kim için yazıbsan? Bunun da olayın bir azsaq senden. Vallahi işte ihtiyacı bir böyle cevilden çıkan bir şeydi. Cevilden çıkan bir cevilden şey. Yani bir şey. Hayala coştu hemen dedi o ayrı. Hayala üzerine... coştu bir ilham yani böyle bir şey üzerine yazdım özüm. Tamam. Özel Bey ben onu istiyorum sorayım senden. Her genç şair başlamağında illaki bir tek yardımcı olur özde doğrusu. Bizim maşallah hocalarımız çoktu. Kesin sene de yardımcı olan insanlar var idi doğrusu. Kim sene yardımcı oldu bu şiir dalında? Bu şiire geçtik o zaman veya horiyata geçtik o zaman kimler sene destek olurdu bu dalda? Vallahi ben ilk başlayandam, ben elimden tutan bu yola yetiren Ustad İbrahim Koryalıydı. Buradan saygı selamımız. Zaten her Ustad zaman... İbrahim Koryalı beni her şeyi öcretti ve özü beni göze çıkarttı. Ben. Unutulmayan bir hocadır. Ben. Yani özü xoriyat alıştırdı sənə. Her şeyi özü alıştırdı mənə. Necə həcə yazılı, necə 7 həcə olu, necə 8 həcə olu, 11-li necə olu. Həbsini özü mənə alıştırdı. 14 həcə olu. Yani bunu necə alıştırdı? Evinə gidərdi, ya evizə gələrdi, ya telefon vasitəsi, onu bir açıqlasa o bizlərçi. Vallahi iş yerine giderdim. Bəli. İş yerində məktəbi var idi, orada otururduq ofisində. Bəli. Orada alıştırdı mənə. Ailəsi də akrabamdı. Evlərinə də giderdim, evimizə də gəlirdi. Yani bütün dallarda görüşürdük, öcələdirdim hani. Özel bir, ben de onu istedim sorayım senden. Şiir dalında bəs həcə yazırsan, yani oruz yazıbsan, yani serbest yazıbsan, oruz vəzində veya həcə, bəs həcədə yazırsan sen zannedersem. Bəs həcə yazarım ben. Bəs həcə. Eydi, ne tür şeyler kullanıbsan? Yani her şiirleri, mesela 7 həcədi, 10 həcədi, neyə məyəlsən? Yani onu istedim. İlk yazanda o mesela 11 hecə var bizde, 14 hecə var, 7 hecə var bizde, 8 var, 10 var. Ne tür hecələr sen kullanırsan? Vallahi hepsinden kullanmışam. Hepsinden kullanmışam. Kullanmışam. 14'üm var, 11'im var, 7'im var, 8'im var. Bəli, çok güzel. En gevliğe yakın olan ne ölçüsüdür? Yani 7 hecə. 7 hecə. Zaten bizim xoriyat 7 həcədən, 7 həcədən oluşan bir şeydir. Eydi, mən indi halal hazırda sən köprüdən gəlibsən. Köprünün havaları necədir, insanları necədir, orada ortam necədir, biraz görürəm havalar soğuk olub. Havalar soğukdur, həmin. Yağış yağır maşallah. Vallahi yağış bil azdır, bildiğiniz gibi. Bil azdır, ama olsun, yenə də Allah'tan nə gəlirsə xoş gəlsin. Köprünü de dedik biz özel bir şehitlerin unutmaması lazımdı doğrusu. Tamam onlar kalptadılar her zaman. Tamam yani yok. O zaman bilmem şehitler üzerinde bir şeyler hazırlayıpsan bizim için eğer var ise imkanlar. Hazırlamışam, yazmışam. Tamam. Görmüşam da beste de olacaktı inşallah. Çok güzel.
O zaman şehitler üzerine, Altın Köprü şehitleri üzerinde bir şehir asaq senden memnuniyetle. Bəli, buyurun. Memnuniyetle ben de oxuram özün. Biz köprü aslanıyıq. 28 Mart ayı aldılar yüzlerce can. 28 Mart ayı aldılar yüzlerce can. Bu canlar göz yummadan köprü için töçdülər kan. Köprünün tarihində oldular bizlərə şan. Biz köprü türkmanıyıq. Şehid verdik yüzlərcə. Belə şum qara günü kim görübdü bizlərcə? Suçsuz bu insanları kurşunlara düzdülər. Canlarını aldılar. Anaların üzdülər. Yetim kalan balalar durup dudak büzdülər. Biz köprü aslanıyıq. Şehit verdik yüzlerce. Böyle şum kara günü kim görüptü bizlerce? Bu şehitler içinde baba, amme, daim var. Bu şehitler içinde baba, amme, daim var. Şehadet kazandılar. Cennet de olar için yar. Bu işi yapan zalim mazarı olaydı dar. Biz köprü türkmanıyıq. Şehit verdik yüzlerce. Böyle şum kara günü kim görüptü bizlerce? Ağzı, ürəyi ve sağlık. Allah şehidlerimize rahmet, mekanları cennet olsun. Amin. Özel bir üçüncü şehriydi artık senden aldık. Baxıram çok yani şehirleri halk dilindeydi. Halk dilini kullansın sen şehirlerde, yani edebi değil. Zannedersem kullanmasan. O zaman neden halk dilini sen daha tercih ettirdin olsun? Vallahi halk dilinde ne var? Bizim konuştuğumuz hani dil yani ya. Gevlüme yakın bir şeydi, ondan ötürü bunu yani kullandım. Sen gevlüme yakın olduğu için, ben. Öz seleştiğimiz dil olduğu için, halk dili olduğu için daha uygun görsen. Daha uygun görürüm. Hiç Türkçe şiirleri yoktu, sada edebi dilde dediğimiz. Yok. Yoktu. Yok. Yani denemedi bu bir şeyler yazasan. Vallahi inşallah gelecekte. İnşallah. İnşallah yaparız. Ey Özel Bey, ben onu istedim. Her genç şair kesin bir kaç şiir olup, besteleni, bayağı söz olup ya da şarkı olup. Sen bu dalda kimiyle görüşüp, sen neçə beste var? Ben onu istedim, sayın seyircilerimize anlatasan doğrusu. Vallahi ben çoklu, decarlı ve kıymetli sanatçımız Ayad Nazım'la çalışıram. Burada saygı selamımız var Özlem. Ayad Nazım'la çalışıram ve ona yazaram. Mali. İşte bazı sefer bakarsan özü bana bir fikir verir, onun üzerine yazaram. Yani özümden bir fikir yazmışam, veririm özüne. Mali. Ben böyle birlikte işleri yaparım özün. Özel bir neçə beste var indiye kadar? Vallahi takriben 15-16 beste vermişim özüne. 15-16 beste. Eydi bu 15'i de 16'sı da kayıt olunub, yani hepsinden hepsi kayıt olunub. Sadece Ayad Nazım'la sen çalışmaqdasan bu yönde. Ayad Nazım'la ben. İyiydi. Necə, yani iletişimimiz necə olur? Yani öz sənə fikir verir, yani sən məsələn deyəsən, Ayad abi, mən bu şiiri hazırlamışam, oxusan özü için, yani özü fikir verir sənə, deyir sənə məsələn, Özel Bey, mən filan mozu üzerinde veya filan şey üzerinde şiir istedim. Necə olacaktı? Vallahi özü de istedim, mən de veririm öz açısından da yani. Ha. Bakarsan ben bir şey hazır yapmışam özünü veririm özüne. Ya öz de bana telefon yoluyla ben. Bir şeyler diğer bunu üzerine bana yap. Yaparım özüm memnuniyetle. Özel Bey, ben onu istedim sorum senden. En zorlandığı şehir ne şehriydi? Namca Sürdəli'de. Yani biz her zaman gençler zorlandık doğrusu. Mesela bir şehir yazandık. Diğer mesela baba bu şehir çok zorlandım içinde. 2 gün sürdü veya 6 saat sürdü veya 1 hafta sürdü veya 1 ay sürdü. Sənu da böyle bir kesin böyle bir şey olup bir şiirler ödə məsələn bir şiirde çok zorlanıbsan. Bəli. Kesin vardı. İşte bu da Ayad Nazım'la aynı bir dünya üzerine dünyanı vasf etmek üzerine bir şey istedim ondan. Bəli. Onu yaptım özünə, o da sırada da oxuruq özün inşallah indi. İnşallah. Onda çok biraz zorlandı. Zaman aldım ondan. Zaman ne kadar zaman aldı? Vallahi 2 gün. 2 gün. 2 günde yala bitirdim o zaman. Ama bitirdim. Şiir var, 2 saatte bitiresen şiir var. 2 günde biten şiir var. Ve kazan oturasın, o dakika yazasan biter o zaman. Doğru diyorsun. Yani ilhama kalan. Doğru diyorsun.
Ama söz zenginliği de mühim de insanda. Bu da, bu da. Önemlidir, çok önemlidir. Özel bir sen köprüden olduğu için kesin köprüde genç şehirler vardı doğrusu. Ben onu istiyorum sorum. Arau necədir bu genç şehirlerden? Kimler var belə köprüde genç yenge kalem tutup şiir ve xoriyat yazdırır? Onu bir kesin sana o bir haberi vardı. Kimler var belə dostlar? Vallahi, babu, akribe veya tanrı bir kimseler. Kardeşim, aziz kardeşler inşallah. Bəli. Dünet köprülü. Burada saygı selamımız var. Şey de var bizde. Adını eğer unutursam Ammar var, boş. Ammar. Ammar. Muvaffak. Bunlar bu Ammar zannedersem yenge yazır. Biz Cüneyd'i tanırıq. Cüneyd onlar yazar ama yani televizyonda indiye kadar çıkmayıp. Çıkmayıptı. Bir bu fırsat verilmiyor özlerine. Bəli. İnşallah onlar da böyle günlere katılırlar. İnşallah biz her zaman diyarıq Türkmenliğinin yörelerinden bütün şehirleri mahallede ağın kapsayağın doğrusu. Ömer Qassab var, dediğimiz bak yadından çıkmasın. Ömer Qassab, Muhammed Muvaffaq, Cüneyd Şen Köprülü bunlar. Bəli. Ben bildiklerim bunlardı. Bəli. Eydi, özel bir şehirden başka ayrı bir hobi var. Yani ayrı bir şey sevesem. Valla spor. Spor. Kesin futbol indiyesen. Futbol. Bəli. Eydi, futbol oynasan, yani izlesen onu bir anlatabilirim. Vallahi takriben 4 il 5 yıl oldu tercih etmişim oynardım. Bəli. Ben zaman izlemek izlerim. İzlesen. Bəli. Kesin tuttuğu bir takım da var. Var. Kimdi? Türk takımlarında Galatasaray'ı severim. Bəli. Ama Avrupa'da Barcelona. Barcelona. Evet. Tamam mı o zaman sen iyice bir takipçi olduğu için belki de sorum senden Barcelona'nın son oyunu neçe neçe bitti? Eğer hatırına gelirse. Vallahi izlemedim son oyunu. Bak son oyunu izlemeyeyim. Biraz olaylar vardı bir haftada. Olsun. Çalışmalar vardı işte. Ben havaları da kişime kıstırım. Bir şehirde alalım senden. Artık yol ne hazırlayıpsa bizim için. İşte bu indi bahsettiğimiz dünya üzerine. Dünya üzerine. Ha. Çok güzel. Bunda bu şehirde zannedersem dedi zorlandım. Ha, bunda zorlandım. Tamam o zaman alalım senden öz. Çarkı dönsün felacın. Ömrümden iller çaldı. Yaşadığımız hayatın ne dağıt ne duzu kaldı. Ne çef kaldı ne safa. Her gün çeçirik zafa. Ne o insanlar kaldı ne de o eski vafa. Bas tukoy üzümüz gülsün. Dünya sencel insafa. Çarkı donsun felacan. Ömrümden iller çaldı. Yaşadığımız hayatın ne dağıt ne duzu kaldı. Her gün gam. Her gün kahir, her gün görürük bir bela. Her gün gam, her gün kahir, her gün görürük bir bela. Bu dünya bela geçse, çok şeyler görürük hele. Dünyaya göz açana, ne hayır görmüşük sele. Çarkı dönsün felacın, ömrümden iller çaldı. Yaşadığımız hayatın ne da ne duzu kaldı. Zamanı değiştiler. Zamanı değiştiler, çoklar kaldı arada. Xəstə kimin bəkliriq, gözümüz qalıb çarada. Yurdumda qərib oldum, bəyaşıyım harada. Çarxı dönsün fələcim, ömrümdən illər çaldı. Yaşadığımız hayatın nə dağıt, nə duzu qaldı. Çok güzel, ağzına ürəyim ve sağlık. Mən havaları dəkişmək istəyirəm doğrusu. Bizdə bir kitab var doğrusu. Türkmen Halk Edebiyatında Olaylar, Folklor Araştırmacı ve Şair Şemseddin Türkmenoğlu. İşte Türkmen Halk Edebiyatında olayları konuşur. Biz haz edirik, konağımız Altın Köprü'den olduğu için Altın Köprü ve 4. Sultan Murad'ın olayını konuşayım siz için. İşte 1048'de Osmanlı Sultanlarından 4. Murad Şah Abbas'a karşı Kerkük'e ordu göndermiş. Ordunun başında olan komandan Altın Köprü yakınına geldiği zaman burada zap suyu olan üzerinde köprü yapmakla uğraşmış. Askerin o köprüden geçmesini temin etmek için. Ki Recep 1048'de 4. Sultan Murad ordusuyla birlikte oralara ulaşınca komandanından böyle boş yere vakit geçirmesini ve savaşa katılmamasını anlar. O İgit Sultan ona sinirlenir,
ve atıyla zap suyuna dalar. İşte bu xoriyatı söyler. Süsəni su göğertmiş, süsəni getmene mert köprüsünden koy yaparsın süsəni. İşte süsən kelimesi ilk mısra'da su göğertmiş süsəni bizde varib səusən, Arabca səusən diyorlar. Süsən biz Türkmenca süsən gülü diyarıq. İşte bu Sultan Murad, 4. Sultan Murad bu xoriyatı diğer hemen altın köprü suyuna andığı zaman süsəni su göğertmiş süsəni getmən amar köprüsündən koy yaparsın süsəni. Sağ olsun araştırmacı ve değerli şairimiz Şemseddin Türkmenoğlu. Buradan saygı selamımız var özünə. Dönək özel sənudan konuşmağa. Genç yazarları ve genç şairleri indi şehir akşamlarında ve şehir festivallarında görmürük. Özel bir. Sence ne işin? Vallahi yaşlılar çıxın da bir yere. Mənim. Sayıları da çoxdur. Gənclərin bir yer kalmadı. Kalınca mesela sona kaldı. Sona kalanda televizyon da kalmadı. Bir şey kalmadı yani. Mənim. O fırsatı almır genç. Onun için yani bizler veya sizler çekilmişsiniz böyle şeyden. Yani görürüm ben indi her yerde şiir akşamı olanda veya bir şiir festivali olanda her zaman yaşlıları önde görürük. Buradan saygı salamımız var. Salamımız, ihtiramımız da var özlerine. Bazı gençlere de bir yer verilmesi önemlidir. Ben. Şu gençler de gelecektir. Yani indi gençlere məcəl verməsələr veya önem verməsələr her zaman önem verəcəkdir. İşte biz de bunu deyirik. İhsani de ortalıkta görmürük doğrusu. Koy indi şehir akşamları veya festivallerin doğrusu. Ben Facebook vasıtasıyla azlıkta da olsa gete bir görürüm bir şehir veya bir xoriyat andırsan. Sen de ortalıkta yoksan. Yani. Vallahi benim işte vazife. Ben. Vazife biraz zordu. Vazife bizi durdu. Yani var adam eli boştu. Ben. Her şeyi yapar. Ben vazifede oldum ha. Gene de mukavmet ederim. Uğraşırım. Elimden geldiği kadar hizmet ederim bu millete. Sağ olasın. Özel bir, ben onu istedim sorum senden. Sen kesin eğlencelere veya toylara katılıpsan. Yok katılmamışım. Katılmayıpsan. Yok katılmamışım. Eğlence? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey katılmamışım. Kesin hiç katılmayıpsan. Kesin hiçbirisine katılmamışım. Tamam. Ben onu istedim. Sorum senden. Sen bir genç şair olarak. Biz doğrusu her zaman biz bu yola başlayanda kesin bir elimiz tutan olur. Biz, sen de kaç hocanın adını saydı doğrusu. Sana kim yardımcı oldu? Kim şiirler var? Kim xoriyatlar var? Göz atardı? Kim dürüstlerdi senin için? Onu bir açıklasa bizlerdi. Vallahi sayın değerli ve kıymetli hocam İbrahim Xoriyalı. Ona gösterirdi. Bəs oydu. Şu köprüde o var idi benimle, elimden tuttu beni, bu yola getirdi. İyiydi Özel Bey, indiye kadar göstersen, yani bu yakınlarda mesela bir şey yazanda o, indiye kadar göstersen şiir ve xoriyatları, ya bir söyü getirdi, artık sen neyse diğer öz-özü tamamladı, o koyduğun yanlışı yoktu, hata yoktu. Hissetsen bir sücülüğüm var, yani bir yardım istedim, görsedirim, memnuniyetle de görsedirim özüne. Evet. Şu ustadımdı bana özü yetiştirip. Tamam. O zaman bir ayrı şiir alalım. Ne hazırlayıp sen indi bizim için? Bir milli şiirim var. Çok güzel. Bizik Türkmen millet. Bəli, alalım sen öyle. Çok zilletten yaşadık. Çok zilletten yaşadık. Ne günler gördük bizler. Dayandık, acı çektik. Kara etmedi bizler. Ant ettik baş ecmarıq. Eksak bizi ne düzler? Bizik Türkmen milleti. Her acıya dayandık. Gece hasretten yatıp, gündüz gamdan uyandık. Bizik Türkmen milleti. Başı üstüce yaşarık. Hakkımız kazanmak için her bir yere koşarık. Bizik Türkmen milleti. Başı üstüce yaşarık. Hakkımız kazanmak için her bir yere koşarız. Bu gündüz çalışmasak gelecekte çaşarız. Bizik Türkmen milleti.
Her acıya dayandık. Gece hasretten yatıp, gündüz gamdan uyandık. Bu vatanın uğruyca ne kadar töçtük kanlar. Bu vatanın uğruyca ne kadar töçtük kanlar. Terç etmarık buyurdu. Versak yüzlerce canlar. Tarih bunu yazıptı. Okuyan bile anlar. Tarih bunu yazıptı. Okuyan bile anlar. Biz düşman milleti. Her acıya dayandık. Gece hasretten yatıp, gündüz gamla uyandık. Güzel ağzıma, ürəyimə sağlam. Bu artık bir milli idi. Bir milli şair. Çok güzel. Şairim idi, bəli. Özel bir ilk şiirim yadıma geldi. Neçə sənəsindən yazdım? Vallahi ilk şiirim şiir olarak yazdım. 2004-2005 sənəsindəydi. Ne tür şiir idi? Həcə idi. Həcə şiir idi. Həcə şiir idi, bəli. Bəli. Mozu nə idi? Xatırıma gəlirsə yəni. Xatırıma bir parçası gəldi. Bir parçası nasıl səndən, əgər mümkünsə. İnşallah. Bu akşam yarı gördüm. Karşında baka kaldım. Döndü dedi ne yudu? Dedim kız sana daldım. El attı elim tutsun. Kolum boynuna saldım. Sensiz dayanabilmem. Sen benim hayatım. Günde yanıda olup başım rüzude yatım. Çok güzel. İyiydi. İlk xoriyatım yadıma geldi. İlk xoriyatım yadımdadır. O da neçə senesindeydi? Onu 2001-2002'deydi. Başlayandan xoriyatdan o xoriyatı yazmışam. Tamam, o xoriyatı da bir alağın. Gözden coşar, saf sular gözden coşar. Yarım dar güne düşse al kanım gözden coşar. Özel Bey, ben bir şey dikkat ettim doğrusu. Hep şiir okudu bizimki. Artık şiirlerin sonunda biz baba bir gün hani xoriyatdan bitirik. Hiç xoriyat eşitmedim senden doğrusu. Ben həz edirəm, eğer mümkünse bir 4-5 xoriyat alağın senden, eğer var ise el altında. Varımdı, baba üzerine varımdı, nene üzerine varımdı. Serbest ol, həz edirəm xoriyatları da dinleyin. Bu babam bir hastalığa uğradı. O hastalıktan hayatını kaybetti. Ve ona etkilendim ve xoriyatlar yazdım. Baba ev diracısan. Hem ağa, hem bacısan. Yeri gözüm içinde. Çünkü göz ve bacısan. Yazık cücudan düştü, bu derde baş acısan. İkinci koryatım, babam yanda. Oturup babam yanda. Dünya gamını yemem. Boş yiyor, babam yanda. Babam gidenden sonra ne olsa babam yanda. Birçok xoriyat darmadan edin, nene üzerine olsun xoriyat. Olsun olsun, serbest, ne olursa oh. Xiyalı dalan bili. Xiyalı dalan bili, cevlimi alan bili. Nenanın kıymetini nenasız kalan bili. Nene miyevin, sarıptı nene miyevin. 10 ilde dam yapmışam, severim nene miyevin. Bu da altın köprü üzerine çıkor yatım var ondan mağan edim. Çıksam yazı. Kış gali. Çıksam yazı. Balık kimin ölerem köprüden çıksam yazı. Tarihler kurdu köprü. Altındı. Durdu köprü. Yadlara baş acımadı. Her zaman vurdu köprü. Şehitlerin kanıydan. Ayakta durdu köprü, dünyada ad veripti. Mertlerin yurdu köprü, dünyada ad veripti. Aslanlar yurdu köprü. Çok güzel, ağzına ve sağlık. Özel Bey, biz 2016 yılında şehir yarışmasında, Türkmenleri Televizyonu'nda biz beraberiydik doğrusu. Bəli. Orada, efendim, ilk dostluğumuz oradan başladı. Biz orada çok dost ahbabımız oldu, genç şairler olarak. Çok değerli insanlara tanıştık orada. Orada şiirler yarıştı doğrusu, açıklaması. Yani
demeyelim Murad yarıştı ya da ayrı kimse yarıştı veya Murad kaybetti veya ayrı kimse kaybetti. Şiirler yarıştı. İlk adımızıydı o. Mən istəyirəm nə qədər istifadə etdi o yarışmada və kimlər sənə dəstək oldu o yarışmada yəni bir bilgiləri alsaq nə qədər istifadə oldu ilk aşama idi sən o aşamalarından doğrusu. Vallahi mənim ilk aşamam idi televizyona çıxdım və mən aynən orada da Ustad İbrahim Koryalı mən aynən özü çıxartdı. Orada da çox istifadələr bulduq. Mən şərdöc bir yerə qatıldı utasam. Bu önəmli deyil, önəmli qatılmaqdır, xizmət etməkdir. Çünki sən orada bir dənə qazandıysa o qazandı, təbrik edərik ona hər zaman. Hər kim qazansa təbrik edərik ona. Amma səni o qatılmaq, səni də dinləyən oğlu, səni də tanıyan oğlu qatılmaq önəmli şeydir mənim yanımda. Utmaq önəmli deyil, qatılmaq önəmlidir. Doğru. Eydi, kimin takımına girdi? Mən xatırlamıram doğrusu. Biz orada 3-4 hoca var idi zannedersem. Ustu rahmetli Abdülaziz Semin Bayatlı var idi, Ali Şerif var idi. Hoca. Vallahi mən də xatırlamıram Naxsın takımındaydım. Mən tam xatırlamıram. Mən də tam xatırlamıram vallahi. Ama güzel, geçmiş günler. Geçmiş günlerdi ama güzel günler idi. Çok güzel günler. Biz orada dost sahbabımız çok oldu. Tanımadığımız insanları orada tanıdık, güzel sohbetler, orada güzel çok sözler. Tanıştık. Ha gerçekten yani ilk adımız idi, ilk aşamamız idi uydu televizyonuna doğrusu. Ben lafı kısa tutun doğrusu. Hazirem bir şiir daha alalım senden. Son şiirim. Bəli. Gevlüme girdim. Bəli. Düşünmem sana. Düşünmem sana. Her gün dalaram, geçen günleri yada salaram. Düşünmem seni, her gün dalaram, geçen günleri yada salaram. Şafak açınca sayak kalaram, bir tek özürsen. Gözüm bebeci, gevlüme girdi, elimde dac. Gevlüme girdi, görendem seni, çiftrik, kaş, gözü. Yandırıp beni. Benim olmasa niye edin dünyanı? Bir tek özürsen. Gözüm bebeci cevrime girdi. Elimde de acı. Senden ayrılmam. Tökseler kanım. Senden ayrılmam. Tökseler kanım. Fide vermişim. Oğrulca canım. Ben seni oğlum. Sen de ol benim. Bir tek özürsen, gözüm bebeci cevrime girdi, elimde de acı. Ağzına ürək göz sağ olun. Sağ olun. Bu da artık sevdaydı. Bu da sevdaydı. Özel Bey, ben onu sormak istedim doğrusu. Biz şimdi Türkmen edebiyatını nece görsek? Görürüz biz şimdi eğlencelerde veya şiir akşamlarında veya festivallarda işte bu genç şairler ad vermeyelim, biz zikir etmeyelim. İşte ağzına ne geldiğini diri, çirkin söz olmuş filan. Baxırıq millet de bunlardan heyecanlarını doğrusu alkışları hemen tasvir edip videosunu yapıp Facebook'a veya Instagram'a veya YouTube'a paylaşır bunu. Ama anlamı nedir doğrusu kültürlü insanlar dahi. Sence bizim Türkmen edebiyatı ne seviyeye getiribdi? Vallahi Türkmen edebiyatı böyle şeylerden düşmez inşallah. Çünkü böyle şeyler bize yakışmaz. Türkmen edebiyatında çirkin söz yakışmaz. Bu böyük böyük hocalar var. Bu eskiden rahmetli hocalar vardı kitapları kalıp. Türkmen sanatı parlak bir sanattı. Bir iki denenin dediği sözden düşmez. Yani. Eydi bunu ne yapmamalı lazımdı? Yani bizim indi görürük. Ben de diyebilirim, sen de diyebilsen bu çirkin sözlerde. Ayrısı da diyebilir doğrusu bu çirkin sözleri kullansın. Şehir akşamlarında veya eğlencelerde biz ne yapalım bu çirkin sözleri artık kullanmayalım veya kullanmasınlar. Çünkü bizim dediği tercih, bak özür dilsen Türkmen sanatına ve Türkmen kültürüne uyan şey daha gidiyor. Yok valla uyan şey de öyle. Ne daha yani bir rikab olsun. Bir rikab olsun diye. Ha rikab olsun. Ha valla bir rikab olsun. Yani çıkan sözler veya kaydolunan şiirler ona bir jüri üyesi olsun, bir göz atsın.
Ayıp döyücü bir tane stri bir şey diyesin, bir hocayı görsatın. Hiç ayıp döyücü. Evet. Görsadıram, galat ise doğrular özün, tamam ise de cetsel özün. Evet. Ama bir seferde interneti de galat kullanacağızlarımız. Evet. O da kadar ne değildi ne değil mi? Tasvir oldu, hani tavasıl içtimai bu da paylaşırlar. Ha. Instagram'da, Face'de, YouTube'da. Ha. Bu dünya görür. Evet. İşte yani yazık doğrusu bize yakışmayan bir şeydir. Kültürümüze yakışmayan bir şeydir. Çünkü biz efendi bir milletik. Kültürümüzü severiz. Milletimizi severiz. Şiirimizi severiz doğrusu. Beladım valla. Özel Bey, ben istedim biraz havaları da akşamın. Artık programımızın sonuna geldik doğrusu. İşte karşı bir karşı koryat okusak bence daha güzel olur. Eğer hazır ise o doğrusu. Hazırım, memnuniyetle. Gül yerin, gül yerin bak bezade. Gül yerin bak bezade. Dalı, yarpak bezade. İçerimi hasretler, yazımı dağ bezade. O dağ yeri daşlıktı. O dağ yeri sinemde nişan oldu, bastığı o dağ yeri. Gülden başka, gül başka, gülden başka. Bülbül he gülü sever, neyi var gülden başka? Bağda gülü, suvarram bağda gülü. Bülbüller de aşıktı, severler bağda gülü. O güldü. Bu ağladı, o güldü. Ne tikan o tikandı, ne de bu gül o güldü. O güldü, bağda güzel, o güldü. Ben düşendim halıma, ağlamadı, o güldü. Gülün derdi, yar bağdan, gülün derdi. Bülbülüm kan ağları, çektikçe gülün derdi. Bağda gülüm solubdu. Bağda gülüm solubdu, bilmem ona ne olubdu. Bülbülü yanda gördüm. Gamdan tüçün yolubdu. Çıktı gam təccül döcü, bülbülüm de ölübdü. Gül açar. Bahar vaxtı gül açar. Bülbülün güzel sesi ancaq oğlu gül açar. Bahar dağlı. Yar yoktu, bahar dağdı. Bülbül ötse, gül atsa, hoş olu bahar dağdı. Bir gün gülden, bir gün gül, bir gün gülden. Bülbülüm melul kalı ayrılsa bir gün gülden. Gül üzünden, koklanı gül üzünden. Gül üzünden, koklanı gül üzünden. Çok bülbül gamdan öldü, bir solmuş gül yüzünden. Güle ne der? Bülbülüm güle ne der? Felek beni ağladı, yatları güle ne der? Gül koksun, kim görüptü? Gül koksun, gül koksun, kim görüptü? Gül koksun, kim açtı? Kim yoruldu? Bak kim aldı gül koksun. Gül yardan, ağla yardan, gül yardan. Hüsnün görenden sonra kıskanır gül yardan. Gül sarın, yel astı, güle sarın. Gül sarın, yel astı, güle sarın. Ayak attı bağa yar, itirdi gül sarın. Gül anı, ifka oğlu, gül anı. Suç mendedi dost saydım her üzüme gülene. Gülene, nece insti? Gülene, gülene nece insti? Gülene, ibret aldı dost sayma her üzüme gülene. O yar saçın yoldaysa, o yar saçın yoldaysa, gam kahrden dolduysa, bülbül kahrinden öler güle bir şey olduysa. Oyar saatin yolubdu, oyar saatin yolubdu, bilmem nedir,
Ne olubdu? Bülbülüm öldü bildim. Bağda cürüsü olubdu. Ağzıva, ürəqüva, sağlıq. Özel Bey. Özel Bey, bir gün aydınlatırdı buranı doğrusu. Biz memnunuq səndən. Bu dəvəti kabul etdi. İşte köprüdən geldi Kərküyə. Bu güzel buluşmanı yaptık. İşte güzel şehirler, güzel koriyatlar, güzel sohbetler oldu bu programda. Mən həz edirəm səndən bir son söz alağın. İşte biz Gənc Qələmlər programı her hafta bura bir gənc şairi dəvət edirik. İşte amacımız bu gənc şairleri ortaya çıxartmaq, millet görsün kültürümüz ve şehrimiz ve koriyatımız ne seviyeye getirib doğrusu. Biz Türkmen elinin etrafından, yörelerinden bütün şairleri buraya sırasıyla dəvət edirik. Hatta ki millet tanısın özlerin, kültürümüzü aleme belli edin. İşte senden de bir söz, son söz alın. Programımızı necə gördü, ne demek var? Vallahi önceden ben memnunum senden, beni konak etti bu programa. Ve bu milletin hizmetinde boynumuz kıldan incadı her vakit. Yok çöpürden isterse dünyanın o başından olsa canlı hizmet etmeye. Bu programı da elve sağlık, canıva sağlık. Çok güzel bir aşamada yapsan, inşallah temenni ederek bu program sürsün, başarılar dilerim sana. Bonanza da gençler var, hepsi katılsın. Dünya görsün Türkmen'in sanatını, şairlerini, sözlerini, kültürünü. Sağ olasın bir daha. Evet değerli ve hürmetli izleyiciler, buraya kadar programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek program buluşmak arzusuyla şen ve esen kalın.